şirketlerinden Kontrolmatik. Evet, Kontrolmatik. Bu da 2019-2020 Bak hala yılı. televizyonda çalışıyor olsaydım az önceki hareketine nasıl bir başlık atardım biliyor musun? Hangisinin? Şu havluyla silinmene. Ha. Ne? Atayım mı başlığı? Atat. Borsa İstanbul Selçuk Gönençlere havlu attırdı. Vallahi bravo, helal olsun sana. Ama neyse Güzel. ki televizyonda çalışmıyorum artık. Yok vallahi çok sıcak ya. Ben stüdyolarda bile yanımda bazen götürüyorum. Yani biraz kilo aldığım için aşırı terliyorum. Ne yapayım? Korkunç canım. Evet, çok sıcak. Bir de anormal bir sıcak var. Şimdi burada da ne görüyoruz? 229 ile %3 düzeltmesi belli bir süre böyle gıygıyladı gıygıyladı. Düşeninden kurtulduktan sonra yani yaklaşık 150'lerden beri trende başlatmış. Şimdi bak, elinde kontrolmatik olanlara spesifik bir logaritmik bir hedef yani rakam vereceğim, dikkat etsinler. 202.76 not alsınlar. 202.76. Bu rakam bir Fibonacci 78.6'dır. Ne anlam ifade eder onu anlatayım. Ya bu hareket 202.76'dan 180'lere doğru düzeltmeye döner. Bak, çöküşe demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya bu hareket 202.76'dan 180'lere doğru düzeltmeye döner. Ya da 78.6'lar geçince fiyat şımarır. 229.70 ve 263'lere doğru yeni tepesini vites arttırarak devam ettirir. Dolayısıyla kontrolmatik için söyleyeceğimiz yorum şu: 180 ve 176 seviyeleri kısa vadeli destek bölgeleri olacaktır. 202.76'nın geçilip geçilememesine göre fiyatın momentum alması ya da bir düzeltmeye geri dönmesi riskini yatırımcılar doğru bir şekilde yönetsinler. 202.76'nın üstünde kapanışlarda şahsi fikrim kontrolmatik 229.70'te durmaz. Oralarda bir yalandan gıygıylanır ve 263'e gider.